Dolayısıyla birinci derecede önem verilmesi gereken temel bilimler. Evet. Temel bilimleri adam gibi bileceksin. Bu temel bilimler nedir? İki tane. Jeoloji, biyoloji. Ha ama jeoloji ve biyolojiyi adam gibi yapabilmek için kimya lazım. Fizik lazım. Matematik lazım. Değil mi? Bunları yani tabiatla ilgili olan bilimleri adam gibi öğreteceksin. Değil mi? Bunu öğretmediğin zaman cemiyet çöker. 19. yüzyılda insanlığın en büyük gelişmelerini yaptığı yüzyıldır. 19. yüzyılın en moda bilimlerine bak, doğa bilimleri. Evet. Değil mi? Müthiş bir gelişme var. Şimdi 20. yüzyılda biz ne görüyoruz? Yavaş yavaş bu sistemin çöktüğünü görüyoruz. 20. yüzyılda ben Amerika'da hazırlamış işte History Channel'da, National Geographic'te hazırlamış programlara bakıyorum. Resmen yanlış şeyler anlatıyor. Bunu hazırlayanlar, çünkü ben bazılarını tanıyorum. Onlar da bilmiyorlar. Adam gibi okumamışlar, canım diyorlar, bu halk için olur, gider. İyi satıyor. E baba, maksat bu değil ki ya. Halkı eğitmek. Senin cebine giren para eğer bir ölçekse, o zaman istediğini yap. Ama bu istediğini yapmanın 40 sene sonraki etkileri nelerdir? 50 sene sonraki etkileri nelerdir? Peki gençler ne okusunlar Cihaz'cığım? Yani neyi tavsiye ediyorsun? Hangi bilime yönelik? Şunu söylemem lazım. Genç neden hoşlanıyorsa onu okusun. O bir, tamam. Yani hayır, şeye derdine düşmesin. Yani aç kalırım, işsiz kalırım derdine düşmesin. Bir kere Türkiye kriter değildir. Ne seviyorsa Türkiye, onu yapsın. Ne yani. Seviyorsa onu yapsın. Balerin mi olmak istiyor? Gitsin balerin olsun. Efendime söyleyeyim, duvar resmi mi yapmak istiyor? Gitsin duvar resmi yapsın. Efendim kimyacı mı olmak istiyor? Gitsin kimyacı olsun. Çok iyi bir ahçı mı olmak istiyor? Gitsin olsun. Ama şimdi ihtiyaç olunan, ha. Esas ihtiyaç olan şey. İhtiyacımız olan şeyler öncelikle doğa bilimleridir. Doğa bilimlerine yaslanan mühendisliktir. Bu ikisi son derece önemli. Ondan sonra çok ciddi bir hukuktur. Yani bütün sosyal bilimlerin dayandığı şey hukuktur. Hukuku fakat, herkesin bilmesi lazım. Yani, hukuk çok önemli. Evet. Fakat hukukun adam gibi çalışabilmesi için bir bilgiye daha ihtiyaç var. Ki ben bu bilim branşını doğa bilimleriyle sosyal bilimler arasına koyuyorum. Tarih. Evet. Tarihin yöntemleri doğa bilimleri yöntemine benziyor. Değil mi? Veri arıyorsun. Belgeye dayanarak konuşuyorsun. Diyorsun ki şu bunu yaptı, al sana belge. Dolayısıyla tarih bilmek ve tarihin nasıl yapıldığını bilmek son derece önemli. Çünkü seni safsatadan kurtar. Sen tarihin nasıl yapıldığı metodolojisini anlarsan bir kere şunu öğreniyorsun. Bugün dünya nasılsa eskiden de öyleydi. Anlatabiliyor muyum? Efendim eskiden mucizeler oluyordu, bilmem ne oluyordu, İsa Allah'tan doğru. Diyorsun ya kardeşim, hani bir laf vardır, Halep oradaysa arşın burada. O zaman oluyordu, bugün niye olmuyor ya? Değil mi? Böyle zırvalık olur mu? Çok eleştirel bir bakış açısı getiriyor tarih. İyi bir doğa bilimi temeli almış toplumda iyi tarihçiler olur. İyi tarihçilerin olduğu toplumda da topluma bakış açısı düzgün olur. Ve bu toplum içinde iyi hukukçular yetişir. Şimdi bak, çok enteresan, hukukçuluk matematikçilikle akrabadır. İkisi de belirli aksiyomlardan başlarlar. Bunun eski tabiri mütearifeydi. Değil mi? Belli mütarifelerden başlarlar. Belli kabullerden başlarlar. Sen dersin ki efendim, insan öldürmek kötüdür. İnsan öldüren adam ceza alır. Şimdi bu senin aksiyomlarından biri. Buna benzer aksiyomlar yaparsın. Ve kendine şu soruyu sorarsın. Bütün bu aksiyomların dayandığı bir tane temel aksiyom var mı? Yani ahlakın temeli var mı? Bu çok sorulmuş bir sorudur. En sonunda Bertrand Russell falan gibi adamlar karar veriyorlar ki biz bulamıyoruz diyorlar. Aslında var. O da altın kuraldır. Altın kural ne diyor? Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Evet, doğru. Bütün ahlakın ve bütün hukukun temeli bu. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Bunun dışında hiçbir ahlak kuralına ihtiyacın yok. Hukuku bunun üzerine oturtacaksın. Ama hukukun dayandığı payandalar olacak. Değil mi? İnsan davranışı, insan psikolojisi, insanın tarihte nasıl davrandığından gelen bilgiler, işte bütün bilimler bu payandalar oluşturacak. Onun için adam gibi bir eğitim lazım. Bu eğitimin içinde
dinin yeri yok. Bak bu çok önemli. Gelelim bu eğitim durumuna. Evet. Şimdi bu bugünkü tartışmalardan bahsediyoruz. Şimdi 1977-78'de eğitim şeyi 8 senelik zorunlu eğitim verilmiş. Şimdi onu değiştirmeye çalışıyorlar çünkü imam 28 Şubat'ta verildi. 28 Şubat ama 77-78'de yani o zorunlu 5 seneydi. Ondan sonra evet, işte 8 seneye çıkmış. Evet. Bu yüzden de İmam Hatip okullarının orta kısmı kapatılmış. Evet, evet. Doğru da yapıldı. Evet. Şimdi neden doğru yapıldı? Bir kere bunu konuşalım. Evet. Şimdi bana sorarsan İmam Hatip okullarının toptan kapatılması lazım. Neden? Çünkü İmam Hatip okulları diğer meslek okullarından farklı olarak bir varsayım yapıyor. Sen Müslümansın diyorlar. İyi de çocuk 18 yaşına gelmeden, yani cezai ehliyetini kazanmadan. Ne demektir cezai ehliyeti kazanmak? Kendi başına karar verebiliyor demek. 18 yaşından küçük çocuğu sen niye mahkum edemiyorsun veya edersen çok özel şartlar kullanıyorsun. Diyorsun ki bu çocuk kendi başına karar verecek durumda değildir. Dolayısıyla ona özel muamele yapacağım. Cezai ehliyetini kazanmamış adama sen kontrol edemediğin bir inanç sistemini empoze edemezsin. Evet. Kontrol edemiyorsun. Değil mi? Çocuk 18 yaşına geldiği zaman kendi kararını ne istiyorsa yapsın. O bizi ilgilendirmez. Ama çocuk 18 yaşına gelene kadar hele devlet eliyle hiçbir inanç sistemi empoze edilemez. Şimdi diyorlar ki efendim işte ateistlik de bir inanç sistemidir. Hayır değildir. Çünkü diyorsun ki ben bilmiyorum ortalıkta ne var. Şimdi benim yapacağım bir kere çevremi öğrenmek. Dini öğrenmek ne demek? Onun bunun dediğini öğrenmek. Başka bir şey yok ortada çünkü. Diyorsun ki hayır. Çocuğu ben doğayla karşı karşıya bırakacağım. Toplumla karşı karşıya bırakacağım. Kendi mantığıyla karşı karşıya bırakacağım. Kendi mantığıyla karşı karşıya bıraktığın branş nedir? Matematiktir. Değil mi? Evet. Matematik çünkü bizim mantığımızın bir ürünüdür. Bizim aklımızın bir ürünüdür. Doğada yok matematik. Biz kendimizin yarattığı bir sistemdir. Dil gibi. Çocuğa sen bir kere matematik öğreteceksin. Ondan sonra buna paralel dil öğreteceksin. Dilini adam gibi kullanmaya. Çünkü dil olmadan mantık adam gibi yapılamaz. Ha yapılabilir. İlk insanlar da yapıyorlardı. Doğruyu yanlış seçiyorlardı. Konuşamadıkları zamanlar. Ama konuştuğun zaman çok daha detaylı olarak bir sistem kurabiliyorsun kafanda. Dolayısıyla önemli öğretmek bir matematik, bir dil. Tamam mı? Şimdi çocuk bu ikisini öğrendikten sonra yavaş yavaş tabiatı tanıtacaksın. Etrafındakini, hayvanını, efendime söyleyeyim bitkisini. Sonra gitsin İmam Hatip okuluna. Abi, tabii. İstiyorsa çocuk, gitsin çocuk, değil mi 18 yaşından sonra? Çocuk bütün bunları gördükten sonra değil mi? Bu arada ailesinde dindar adamlar var olacak. Veya tanıdıkları arasında olacak. Tanıdıkları arasında Müslüman olacak, Hristiyan olacak, Musevi olacak, dinsiz olacak. Belki Güneydoğu'da Zerdüşt olacak. Zerdüşt dinine mensup değil mi? Mecusiler olacak. Ha şimdi bütün bunları da bir taraftan duyacak çocuk. 18 yaşına geldiği zaman da diyecek ki ben mektepte şunları 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 okudum. Bu aklıma yatıyor, bu aklıma yatmıyor. Ona göre bir şey. Tek kriter akıl. Tek kriter. Başka kriterimiz yok. Bizi insan yapan, bizi hayvandan ayrı kılan, bizim belli bir cemiyette yaşamamızı mümkün kılan tek vasıta akıldır. Aklın da teçhiz edilebilmesi için bilgi lazım. Bu bilgi de safsatayla onun bunu söylediğine evet, değil. 18 yaşına kadar bilgi verilecek, ondan sonra o kararını şimdi, verecek. Şimdi değil mi? Hükümet ne diyor? Efendim diyor, meslek okulları zarar gördü. Meslek okulları lazım mı? Çok lazım. Türkiye'de meslek okullarının ihmal edilmiş olması çok büyük zarar vermiş. Kabul. Ha, bu meslek okulları arasında İmam Hatip'e yer var mı? Hayır. Neden? İslam dini imamlık herkese verilebilir. Cemaatten birisi çıkar şeyin önüne diyor, namazı kıldırır. Bal gibi. Yani senin imama ihtiyacın yok. Din bilginine ihtiyacın var. İyi ilahiyatçıya ihtiyacın var. Ha, 18 yaşından sonra olur. Tabii üniversiteye, gittiği zaman olur. Fakültesine. Değil mi? O zaman olur. Şimdi şunu diyebilirsin. Ey be kardeşim yani benim köyde de imama ihtiyacım oluyor. İşte bir din adamına ihtiyacım oluyor. Dinde yok ama böyle bir ihtiyaç var.
Ha, peki o zaman lisede ben imam olmak istiyorum diyen bir adama ailesi yönlendirir, bilmem nesi yönlendirir. O zaman da dersin ki Türkiye'de kaç imama ihtiyaç var? Şu kadar. Ona göre bir okul yaparsın. Evet, yani 8 senelik olsa yine eskisi gibi tabii kalsa sonra da üniversiteye devam etseler daha iyi olur. Tabii. Şimdi öteki meslek okulları için de ailenin ekonomik durumu ve çocuğun yetenekleri işin içine giriyor. Şimdi bir çocuk 18 yaşında kendi karar veriyor ama yeteneklerinin ne olduğu çok erken belli oluyor. Şimdi bu çocuklar arasında ben marangoz olmak istiyorum diye olsun. Ben kaynakçı olmak istiyorum, tornacı olmak olsun. Hiç itiraz yok. Değil mi? Ondan sonra diyor ki ya ben bu işi sevmedim. Üniversiteye devam etmek istiyorum. Et. O zaman gir üniversite imtihanına et. Veyahut üniversite imtihanları kaldırılacaksa ki bence kaldırılması şart. Değil mi? O zaman normal liseden giden adamın gördüğü bütün dersleri görerek gideceksin. Evet, öyle bir sistem yapmak şart değil mi? Evet. Çünkü öyle yapmadığın takdirde sen aslında dini eğitimi getiriyorsun demektir. Buna izin verilemez. Daha önce söylediğim gibi. Evet. Yapı Kredi Private Banking'in sunduğu Tahire Demircan'la Işıltılar devam edecek. Yapı Kredi Private Banking'in sunduğu Tahire Demircan'la Işıltılar devam ediyor. Son zamanlarda Merkür'le ilgili çalışmalar yapıyoruz. Evet. Sayın efendim, hocam. Benim Merkür'le ilgilenmemin sebebi Merkür büzülmekte olan bir gezegen. Bunu epey bir zamandır biliyorum. Şimdi Merkür'ün bir yapısal haritasını hazırlıyoruz. Birkaç tebliğ verildi bu konuda. Neler öğreniriz? Dolayısıyla tarihi... Şunu öğreniyoruz. Ya mesela Merkür'ün yüzeyinde bir ultramafik bir kabuk var. Yani magnezyum ve demirin çok egemen olduğu, silisyumun az olduğu bir kabuk var. Evet. Peki bu silisyumca zengin kabuk nereye gitti? Değil mi? Bununla ilgiliyiz. Ama bu teknik detaylara girersem seyircilerin de hiçbir şey anlamaz. Evet. Anlatamıyorum. Şunu söyleyeyim yalnız. Dünyanın nasıl oluştuğu, ayın nasıl oluştuğu, diğer gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında biliyorsun mesela Jüpiter'in evrimi bugüne kadar bizim bildiğimiz gezegen oluşumunun pek de doğru olmadığını göstermeye başladı. Hmm. Şimdi Merkür'e bakıyoruz. Orada da karşımıza hiç tahmin etmediğimiz şeyler çıkıyor. Mesela silisyumca zengin bir kabuğun olmaması. Nereye gitti bu kabuk? Gerektiğinden çok büyük bir demir çekirdeği var Merkür'ün. Bu nereden geldi? Niye bu kadar büyük? Şimdi bu iklimlerin falan değişmesi değil mi? Ne oluyor? Şimdi efendim yani. Millet diyor ki ya dünya ısınıyor vah 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 vah. İyi diyor kardeşim yani 250 milyon sene evvelle 63 milyon sene evvel arası hatta pardon 30 milyon sene evvel arası dünya bugünden çok daha sıcaktı. Evet. Kutup buzları yoktu. Deniz seviyesi yüksekti. Peki bu dönemde ne oluyordu? Dinozorlar fing atıyorlardı. Müthiş bir biyoçeşitlilik vardı. Yani evrim ortaya bir tür çıkartıyor. Ondan sonra o tür bakıyorsun yok oluyor. Onun yerine yenisi geliyor. Onunla mücadele ediyor, çevreyle mücadele ediyor. Bir kaos, bir düzen yok yani. Çok teşekkür ederim. Sağ ol hayatım. Bugünkü program Profesör Celal Şengör'le iki haftadır sürdürdüğümüz heyecanlı sohbetin şimdilik sonuydu. Bir dahaki programa görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun efendim. Yapı Kredi Private Banking, Tahire Demircan'la Işıltıları sundu.